Evet, şimdi şey sayıyoruz. Müdürüm. Buyurun. Birinci meslek grubu zaaflarını sayar mısın? Öyle değil. Tek tek evet. Buyur be. Birinci meslek grubu oruç. Birinci meslek grubu oy kullanan imza sayısı 13. Sandıktan çıkan zarf sayısı 13. Tamam. Evet. Bir dakika. 15. Sandıktan çıkan zarf sayısı 13. İkinci meslek grubunu sayalım lütfen. Evet. İmza sayısı 18. İkinci meslek grubu sandıktan çıkan zarf sayısı 18. Önce biz bunun teyidini bakacağız. Daha sonra basite geçeceğiz. Evet. Üçüncü meslek grubu. 25, çıkan zarf sayısı 25. Dördüncü meslek grubu. Evet. Çıkan imza sayısı 18, sandıktan çıkan zarf sayısı 18. Birbirini teyit ediyor. Sandıktan çıkan zarf sayısı 18. Evet. Şimdi arkadaşlar, müdürüm şey bakalım. Zarfların üzerinde ilçe seçim kurulu müdürü hepsi bize ait midir değil mi? Bence bir kaba var bunlar. Çizik, bizim mühürümüzü taşımayan veya öyle bir zarf var mı? Hayır. Hayır. Her dört grupta da aynı. Hayır. Tamam. Bunlar bizim zarflarımız. Tamam. Şimdi birinci meslek grubundan başlayarak şeye bakalım. Tasnifine bakalım. Çıkartın. Siz onu bu tarafa şeyin müdürümün eline verin, böyle ortada dursun. Şimdi mavi o şekilde söyleyip. Şimdi böyle diyeyim ben, müdürüm çıkardıktan sonra üzerinde herhangi bir çizik, bir şey olduğu zaman... Şeyleri görebilir miyiz? Tabii, öyle. Mavi. Böyle çizik bir şey oldu mu onu söyle, onu oraya ayrıca bakabiliriz. Sen bana ver. Bu şekilde. Beyaz. Aç gireyim sen. Mavi. Zarfları üst üste koyun orada ayrıca. Tamam müdürüm. Biriniz versin, öbürü zarfları üst üste koysun. Ver öbür arkadaşa. Beyaz. Bir şey ver. Zarfları düzenle orada sen. Beyaz mı? Şey, arkadaş. Zarfları üst üste koyun onun. Bir atmayın. Mavi. 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 Beyaz. Bir dakika. İki tane mi çıktı orada? Hayır. Orada yazdı iki tane. O biraz önce. Beyaz. Tamam. Onu dur şey yapmadan çıkarma. Çıkarma. Mavi. Evet. Şimdi çıkar, okuduktan sonra verin bir tane. Mavi. Tamam. Şurada şey var. Tamam.
Burada bir şey var, kaş var. Şurada kaş var. Evet. Kaç tane şimdi bu oldu? Bu birinci meslek grubu değil mi? Evet. Onu göster misin? Evet. Bakalım. Burada kaş var. Mavi'de kaşa büfe diye yazılı. Evet, biri bu. Evet. Geçersin. Bu konu biz karar vereceğiz. Yani doğru mu? Evet. Geçerli bir geçersizliğine. Bu geçersiz. Niye geçersiz? Kanunda oyun rengini, işaret, herhangi bir alameti farika. Yani biri şimdi size gelip diyecek ki falan büfe ben bastım gibi. Bu geçersiz. Evet. Geri kalanı saydınız mı? Şimdi beyazlar dört tane. Dört. Bunları say. Mavi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Geçerli oysa ise. Sekiz. Burada şey değil mi? Dokuz, on, on iki. On iki. On iki geçerli var. Sekiz, dört, on iki. 12 geçerli değil mi? Bir geçersiz. Evet. Geçerli oy sayısı 12. 12. Geçersiz oy sayısı 1, toplam 13. Tamam. Evet. Bu şey listesi. Bu birinci grup mavi liste. Evet. Mavi değil mi? Mavi liste. Beyaz liste ne kadar beyaz söyle. Beyazı geçerli söyle. Sadece ben de söyle. Beyaz 4. Geçerli. Mavi 8. Geçerli. Mavi 8. Mavi 8. 4, 12. 1 geçersin. Tamam. Devam ediyoruz. Şunu, onu bağla arkadaşım. Onu şey bak. Beni bak Muhammed sen. Tamam. İple onu bağla üzerine geçerli. Bak. Beyaz 4 geçerli. Mavi 8 geçerli. Bir tane de onun üstüne koyun. Bir tane de geçersiz. Onu bağlayın hemen. Tamam. Tamam. Siz yapıyorsunuz onu değil mi Muhammed? Tamam. İkinci meslek grubuna geçiyoruz. Açıyoruz. Mavi. Beyaz. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Müdürüm bir dakika. Tamam. Burada bu geçerli oy sorularında hangisi daha çok almışsa aynı zamanda meclise gidecek kişileri de yanında bunların da sayıları aynıdır. Biz onları zaten detaylı ayrı tutanakları geçireceğiz. Fakat burada kabaca şu anda siz hani sizin huzurunuzda eğer çizilmemişse dikkat ederseniz bakıyoruz. Eğer bu çizilmişse, şu çizilmişse onlar farklı değerlendirip oy oranları değişecek. Fakat genel anlamda geçerli ve geçersizliğini biz şu anda tasdik ediyoruz. Buyurun. Mavi. Pardon, bu üçüncü mü? Üç. Acele etmeyin. Mavi. Beyaz. Bağladıktan sonra onu getir buraya sandal. Üstüne yazın. Mavi. Mavi. Şuraya. Mavi. Beyaz 4 geçerli, mavi 8 geçerli, beyaz. Geçersiz 1 de. Mavi. Mavi. 1 tane de. Beyaz. Beyaz. Mavi. Beyaz.
Beyaz. Mavi. Mavi. Evet, sayalım şimdi. 11 mavi. Bir şey üzerine herhangi bir çizik falan var mı? Yok. Onları kontrol ediyorum. Bir dakika. 11 mavi. 11 mavi. 11. 7 beyaz. 7, 18. Geçersiz yok. Yok. Buraya gelelim. Geçerli oy sayısı 18. Geçerli oy sayısı yok. Toplam oy sayısı 18. Evet. Kapa sen onu da aynı şekilde hemen. Tamam. Hemen üzerine yaz. Devam ediyoruz. Alınmış. Üçüncü meslek grubuna geç. Açıyorum. Beyaz. Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz. Ne durum? Gösterelim. Tamam. Devam edelim. Burada ikinci sıradakini çizmiş bir isim yazmış. Artık onu sonra tasdik edeceğiz. Şu anda bakacağız. Evet. Onun burada birinin çizili olması öbürlerini geçersiz kılmaz. Sadece çizili olan geçersiz olur. Geri kalan isme de bakacağız. Eğer bu Mustafa okunuyorsa, tabii okunmuyorsa ben onu da yazmayacağım ya. Mustafa Oktay diye birini yazmış. Mustafa Oktay şeyde bizim seçmen listesinde varsa ve gerçek kişi olarak ismi varsa ona da bir oy vereceğiz. Eğer yoksa ki var bilmiyorum. Yoksa ona da çizip hiçbir oy falan vermeyeceğiz. Bir şey ifade etmeyecek. Bunu da haberiniz olsun. Şunu da ayrıca buraya koyacağız. Mavi. Mavi. İki tane koymuşlar. Bir beyaz, bir mavi koymuşlar. İki tane. Evet. İki tane. Onu zarfına koy. Zarfına koy böyle yarım. Yarım bana ver. Şuraya koy. Şuraya koy onu. Şimdi bu da tabii farklı kişilere ait oy pusulası olduğu için geçersiz olacak. Evet. Beyaz. Mavi. Attın mı orada buraya? Beyaz. Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. 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 Çizik mi var? Tamam, bu da aynı şekilde
değişik bir şey olacak. Çizmişim, burası çizmiş. Tamam, bu da ayrı değerlendirecek yine. Yani geçerli oy pusulası. Fakat burada yedeklerin sondakini çizmiş, kendi ismini yazmış. Yahut da başka bir ismini yazmış. Şu en sondaki kişi oy almayacak. Bakacağız eğer dediğim gibi biraz önce. Eğer şeyse ona da oy vereceğiz. Gibi. Mavi. Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. İsimler birer tane az olacak. Evet. Şimdi bu karşı şey çıktı değil mi? Şimdi bunu şuraya koyalım. Biz bunu şey çekeceğiz. Buraya çekeceğiz. Peki ismi çizilenlerin ismini açıklar mısınız? Tabii. Mehmet Ünlü. Ünlü yapım diye çizilmiş. Asıllar arasında. Ondan sonra yedeklerin 3. meslek grubunun yedeğinin Muhammed Ercan. Ercan Madencilik çizilmiş. İkisi çizilmiş. Yanına da tam Mustafa Oktaylar demiş. O zaman asilden bir tane mi çizilmiş? Diğeri komiteden. Doğru mu? Tabi yedekte, asıl ve yedekte tabi. Asıl ve sıkıntı yok birinde. Şimdi. 12, 12. Şimdi bunu biz ayrı değerlendireceğiz. Onu da bitirelim. Sonra şöyle koyalım. Onu ayrıca değerlendirelim. Şimdi burada bu bir tane, ama bir tane de geçerse değil mi burada? Kaçtı 13'tü? Pardon, 12, 12, 24. Geçer. İki tane çift. Çift tanesi tamamen geçer. Bir dakika, şimdi üçüncü meslek grubu. Geçerli oy sayısı 24. 24. Toplam oy sayısı 25 değil mi? 25. Geçerli oy sayısı 24. Ondan sonra bir de şey değil mi? Geçersiz. Tamam. Şimdi şey listesi, beyaz liste kaç? Beyaz liste 12. Beyaz. 12. Mavi liste 12. 12. Geçersiz. Geçersiz 1. Toplam 25. Tamam. Şimdi tabii bunu şimdi böyle koyalım. Kur'an'a şey yapacağız. Şimdi şuradan 4. meslek grubu. Evet. Devam edelim mi? Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Mavi. Açalım. Beyaz. Çizilmiş. Tamam. Bunu da koyalım. Bir ismi çizmişler. Tamam. Beyaz. Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz.
mavi. Mavi. Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. Beyaz. Bir tane sizde vardı değil mi daha önce örnek? Örnek. Tamam. Bir de bizim açısından ver. Bu hangi meslek grubu? Bu dört değil mi? Tamam. Bunlar tamam. Şeyi de bana ver, bir önceki neydi? Bunları da koy birer tane. Şimdi bunu bir dakika. Hangisi çizik? Şeref. Tamam, ikinci sıradaki. İki tane. Aynı şey. Tamam. Bu tamam. Mavi de yok değil mi? Tamam. Onu kaldır. Bunu bağla. Onu da bağla aynı zarflarla. Tamam, bunlar dursun. Şimdi üçüncü yapmış. Zımba var mı zımba? Bir de zımba var mı? Zımba var mı? Zımba verin bana diyorum ya. Biriniz bir şey konuşmuyorsunuz. Doğru zımba getirsene. Şimdi biz üçü şey yapacağız. Onu şey yapmadan ve biz bunu halledeceğiz. Tabii. Şimdi onu sona bırakmayacağız onu. Tabii. Boş kağıt getir. Şurada
Tamam, 3, 4, 4, tamam, koy. Ya söyledim ya aşağıda 3, 4, 5, beyaz kağıt getirdim. Var ya. Nerede? Ben de kağıt yok. Zımba getiren şey getirdim. Şöyle ben bu kastika esastır bunlar. Şimdi bu getir bu 3 kaşık kaç numara dedi? 3 mü? 3'te de ne yapacağız? Geçersin var bir tane değil mi? 3'te kaçtı meslek grubu? 12-12 çaldı. Bir tane de geçersin. Şimdi bunların asılları önce her iki listeden asılları yazıp birer kağıda atacağız. Tek tek çekip sıralamayı ona göre yapacağız. Asılları kim çıkarsa bir asıl sıralama yapacağız. Ondan sonra yedeklerin sıralamasını yapacağız. Bu şekilde belirleyeceğiz hangisini. Heh, ver bakayım şimdi. Bunu ben böyle bir zımbalayayım. Benim şey dağılmasın bu. İşte esaslıktan. Şimdi kıymetli üyeler. Üçüncü meslek grubu 12-12 aynı eşit oy çıktı. Bir tane geçersiz. Biz kanunla burada kura çekmek zorundayız. Kurayı asıllar kendi arasından sıralanacak, yedekler kendi arasında. Yani biz iki sefer kura çekeceğiz. Bir asıllar için, bir yedekler için. Bir de asılda ismi çizilenler var mı? İşte ona bakacağız. İşte ona bakacağız. Asıllar arasında eşit oy alanlar. Eşit oy alanlar arasından oy çekeceğiz. Eksik oy alanları koymayacağız eşitliğe. Asılları çekeceğiz önce. Asıllar bittikten sonra bu sefer yedekleri çekeceğiz. O şekilde üçüncü meslek grubumuzu belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şeyde yazılı bu üçüncü meslek grubu değil mi? Burada her çizili yok bu listede değil mi? Bu listede kaç? 12 oy almış bu liste değil mi? Şimdi buradaki bu 2, 4, 5 şu 5 asılı 5 asılı ufak ufak böyle arka arkaya böyle makasla gibi kıvırabileceğimiz şekilde. Bu şekilde yazmanız lazım. Bundan sonra da bunu yazacağız asılları. Sonra kura çekip bir kağıda yazacağız. Hayır. Şeyde, üçüncü meslek grubu de kura de. Üçüncü meslek grubuna esas. Siz de ayrı bir kağıda biriniz Muhammed. Al şu şey. Bir tane de siz şuradan. Bir dakika hangisiydi çizilen? Bir dakika. Evet. Mehmet Ünlü burada çizilmiş. Bu 11 oy alacak. Başka da bir de evet. Şu yedeklere koymayacağız. Evet. Mehmet Ünlü'yü de koymayacağız. İkisini koymayacağız. Bunlar 11'er oy almış. Buraya düzen bir şey yapıyorum. Üçüncü meslek değil mi? Ben kendim önce kaydedeyim. Üçüncü meslek kurulunu göreyim. Evet, esas listeye geçeceğiz. Şimdi müdürüm Mehmet Ünlü değil mi? Mehmet Ünlü. Pardon, şu. Şu Mehmet Ünlü. Mehmet Ünlü çizilmiş. Burada bir tane boyu. Şöyle çaldı. Öbürü hangisiydi? Muhammed Ercan. Muhammed Ercan da buraya bir tane çizilmiş. Şimdi bunları biz şeye kuraya koymayacağız. Yani şu anda Mehmet Ünlü ile asıllarda Mehmet Ünlü'yü kuraya koymayacağız. Yedeklerde de Muhammed Ercan'ı koymayacağız. Çünkü bunlar 11'er oy almış. Öbürleri 12'şer oy almış. Onlar yarışacak. Çizilenlerin yerine isim var mı orada? İsim yazılmış. İsim Mustafa. Şimdi bu şey almamış. Bu bir tek oy almış. Bu 11 oy almamış ki ben kuraya düşerim. Şöyle zaten oraya yok. Karşı tarafta. Mavi'nin adı yok. Hangisinin? Mustafa Mavi'nin adı yok. Mustafa Mavi'nin adı yok. Bir dakika bakalım. Mavi'nin adı yok. Tamam Mustafa Oktay ise 13 ay almış. Bir dakika acele etme. Burada Mustafa Oktay var. O mu? Evet. Şimdi o burada Mustafa Oktaylar var.
Diğerinde Oktay. Yanlış yaptım. Birinde Oktay var, birinde Oktay. Yanlış yaptım. Ben bunu ona ithafen yazılmamıştım. İsmi yanlış yaptım. İsmi yanlış yaptım. Tamam. Ben bunu da Oktay'dan ticaret yazıyor hocam orada. Yok, şimdi bak. Burada karşısına, bakınız kanun böyle diyor. Bunu çizdin, düzgün bir şekilde, okunaklı bir şekilde karşısına birini yazacaksın. Ve bu kişinin de aynı ünvanla seçmen listesinin aynısı olması zorunluluğu var. Onun için onu geçerli kılabilmem için bunu da ona hani 13 diyorsunuz ya, onu öyle olursa 13 diyebilecektik ki zaten onu kuraya sokacağız. Ha 13 almış şimdi bu, ha 12 almış. Kurada hani mesela diyelim ki şu çizilen Mehmet Ünlü olmuş olsaydı diyelim hani 11 alıp öbür taraftan 1 olur, onu katabilirdik hani eşitliği sağlasın diye. Fakat burada bu Mustafa Ünlü zaten burada var. 12 oy o zaten şeye girecek yani. Kuraya girecek, potaya girecek yani. Onun için burada yani bu yanlış yani. Ben bunu kabul etmem. Yani bu okunmuyor. Yani biz zorla bunu müneccim olup okumak lazım. Biz gene de hani okuyoruz. Ben kabul etmiyorum bunu. Bu da aynı şekilde ki zaten o Mustafa Bey burada kurada. Yani bir sıkıntı yok. Bunları işaret koyduk değil mi müdürüm? Aha müdürüm şunları da şöyle. Bunları yazsınlar. Aha şöyle. Tamam. Şu anda bunlar tamam. Bunlar böyle tutun. Bunu da alın siz. Şimdi biz kura şeyimizi hazırlayalım. Al bu şey zarfları da müdürüm. Müdürüm al şu. Şu geçersizi de, geçersizi de. Geçersiz bu buydu geçersiz. Evet. Çift oy. Çift diyelim. Çift oy. Evet. Bunları bağlayalım. Bunları bağlayalım. Yani ayrı ayrı da olur, şey de olur. Bunlar hani kuraya tabi tuttuk ya. Hani şu terazam var. Bağlayalım öyle. Aynı o şekilde bağlayalım. Boş ver. Burada bir dakika. Bir de Mustafa'da var. Şurada var. Değil mi? Onu sen yazmak için. Ama oraya koymayacağım. Eksik olmasın. Bu savaşın ne yapıyorsun? Asılları yazıyorsun değil mi? Ya şey bunu böyle tam burada bu önemli değil. Mesela bu asılları tam ismi olmasa da kura şeyinde bir şey olmaz. Biz oradaki o sıra esası biliyoruz zaten. Tamam. Sayın Başkan, Mustafa Oktay'da biz kararsızlık var yani. Mustafa Oktay, Oktaylar ticaret zaten. Yani zaten gerçek kişi. Biz orada bir kararsızlık var. Biz Mustafa Oktay gördük. Altına da sığdıramamış adam. Oktaylar ticaret yani, olarak gördük. Oktaylar yani, ticaret. Getir bakalım. Ünvanımızı bir kontrol eder misiniz? Bakın Oktaylar ticaret. Neredeydi? Bakalım tekrar bakalım arkadaş. En son değil mi? Şu ikisi tut şunları. Tamam. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Şöyle bak. Nerede? Mustafa şu. Oktaylar. Mustafa Oktay yazmış. Mustafa Oktaylar yazmış. Bu değil. Tamam şunu koyduk. Tamam al bunu da. Burada Mustafa Oktaylar Tiç yazmış altına. Buraya sığdıramamış ya. Tiç oku. Terçe demiş. Evet. Evet tamam. Şimdi bizde şeyde nerededir? Bir dakika getir. Kaçıncı meslek grubu bu? Üçüncü. Üçüncü meslek grup seçmen listesini getirin bana. Olabilir. Siz anlıyorsunuz. Mutlaka odur. Doğal vakit. Biz gene netlik. Tabii netliğe kavuştuk. Bana Mustafa ne olarak? Tam ünvanı nedir burada söyle. Ben çünkü bunu esas almışım. Tamam. Çünkü Oktay Oktay'dan evet. Yani burayı sığdırmadığı için. Mustafa Oktay. Onda bir inisiyatif olur mu? Mustafa Oktay, Oktaylar Ticaret. Evet. Burada Oktaylar Ticaret diye bir şey var mı? Tiç olduğu için. Nasıl? Tiç olduğu için. Nerede? Yüksel sesini. Tamam. Ticaret istiyorsunuz. Hani ben tiç yazıyor diye. Burada yazılı. Bak yazılı tamam, şekliyle. Tamam. Ticaret istiyorsunuz. Bak, ticaret şey yazmıyor bak, burada. Şöyle doğru. Ticaret sadece o değil. Yani şunu okuma kanun diyor ki bunu. Tamam. Okunu bu. Değil. Tamam. Netleştireceğiz. Bu böyle tam kapatma değil. Hocam şu olmuş yani, oluyor. Şimdi şey de böyle diyeyim ben. Şunu ben hani yok, anlayasınız diye. Bak. Şurada biz şu anda bu zaten şeyi koyacağız. Bunun burada hangi mavi listede değil mi? O zaman biz 3 aday giriyoruz.
Mehmet Ünlü'nün üstü çizili olunca 3 aday 12'şer oy almış oluyor. Tabii. Yok. Burada mı? Evet. Şimdi Mehmet Ünlü de tabii karşı... Bu, Mehmet Ünlü şeye girmeyecek. Kotaya girmeyecek. 3 aday giriyor. Tabii. Yani burada 1, 2, 3, 4 aday. Burada 4 aday, burada 5 aday yarışacak. Yani bu mavi liste gene şanslı. Niye bu çizildiği için? Hayır, peki Mehmet Ünlü'nün altındaki yedek oya gibi şeye giriyor mu? Hani? Çizildiği için Mehmet Ünlü. Mehmet Ünlü girmeyecek. Hayır, şimdi Mehmet asıllar çizildiği için yedek giriyor. Ha bak, asıllar kendi arasında değerlendiriliyor, yedekler kendi arasında değerlendiriliyor. Yani sizin demek şu anda asıldan bir eksik yedeğin en sonuna gitme gibi değil. Kanunen asıllar kendi. Çünkü hayır, siz orayı, siz nasıl istemişsiniz? Siz bu vatandaşların asıl olarak seçilmesini istemişsiniz. Yedek olarak değil mi? Asıl seçmemiş ki yedeğe düşsün. Tabii. Ya, hayır. Kanun ne? Benim merak ettim. Çizilmiş, evet. Yanlış yazmış ya. Değil. O yani... yanlış demek, o ben onu sevmiyorum demektir o vatandaş. Onu yedeğe gitsin diye demiyor. Yedekler kendi arasında değerlendirilir. Asıllar kendi arasında değerlendirilir. Evet. Kanun hükmü budur. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bunu da al bu ikisini. Tamam. Şimdi buradan netleştirdik. Biz burada asıl yazdın mı sen şeyleri? Bu şeyin asılları. Bu kimin asıl üyeleri? Mavinin. Bir de beyazın olacak Mustafa. Biz ikisini kura çekeceğiz ya. Tamam. Bunu da hemen altına şuraya aynı şekilde yaz ve keselim makasına, kıvıralım. Buraya atıp aleni kura çekelim ve sıramızı yapalım. Geciktik zaten. Yani hemen hızlı siz biriniz daha farklı da yapabilirdiniz. Yani Mustafa, ben diyordum biriniz ikinci. Ben de öyle biliyordum. Herkes birbirine bakıyor. Arkadaşlar. Tamam bunları. Mustafa bak, şu şeyi koymuyor. Bak. Şöyle bakar mısınız? Şunları koymuyor şeye. Şu. Ya sen ne diyorsun? Hangisi? Hayır, şimdi buraya girip girmeyecek, buraya girmeyecek bunlar. Bunlar 1 oy aldı. Bunlar 12 oy aldı. 12 oy alanlar yarışacak. Ne? Niye bir mi giriyor? Tabii. Evet. Mehmet Ünlü girmiyor sadece. Mehmet Ünlü ve şu Mehmet Ünlü ve aşağıdaki. Tamam. Asılları bir hızlı. Yedekleri bir arkadaşım. Biriniz bir yedekleri şey yapar mısınız? Ben yazayım. Mavinin. Bakınız aynı bu şekilde mavi bu asılları da beyazı yazdın değil mi? Mavinin asıl ve yedeklerini bu şekilde yazabilir misiniz? Ver bir kağıdı. Mavi ver bana. Evet. Hemen öyle. Maviden bir şey ver. Burada çizilik yok zaten. Çizilik yok değil mi mavi? Yok. Bunu hemen lütfen biraz hızlı. O çünkü sadece buraya tabi bir şey olacak. Yani net isimleri burada. Onun bir... Asılları, asılları yedekleri sen de yap. Asılları tamam. Da yap. Yedeklerini biriniz yapsın. Hızlı hızlı. Sen asılları de asılları yapın. Ben asılları sen... yaptım zaten maviye bak. Sen yedekleri yapacaksın. Tamam. Şu değil mi? Yedek yapın. Saray mermercilik sanayi. Sanayi ve ticaret bilimci şirketi. Sanayi. Yazmıyoruz. Coşkun Göktemir. İşte 11 oy aldığı için orada. Coşkun Göktemir. Kısaltma yazabilirsin. Sönmez Gökçe. Altı. Sönmez Gökçe. Şey yapacağız. Bir ara şey içine koyup dökeceğiz. Çekeceğiz. İnşit yaz. İnşaat anlamında. İnşaat. Malzeme. Malzeme yazabilirsin. Tetiç. Ve. San. L. T. D. Ş. İ. T. 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 Mesela
Mavi işte, beyaz sen de yedeği yaz. Beyaz sen de yedeğini yaz. Aynen. Şu çizilmiş var, bu yazınca. Bunu biraz mesafeli bırak, tamam. Böyle mesafe bırak. Beyaz bu şekilde. Bunu ayrı bir kutada çekeceğiz asılları, sonra yedekleri çekeceğiz. Hani çizilmiş var, o girmeyecek değil mi şeye? Yok. Orada mı okuyacağız? Beyazdaki yedek buraya girmeyecek. Şu girmeyecek bak. Şu da evet, girmeyecek. Hocam. Burada 4 tane, evet, 5 tane de şey. Şey mi girecek? Muhammed Ercan girmeyecek değil mi? Evet, en altta girmeyecek. Demirtaş, madencilik. İnş. İnş. Aşe. Anonim şirketi. Mehmet Kaygısız. Hüseyin. Hüseyin Karataş. Öztaş. Karataş. Karataş. Öztaş. İnş yazılar. İnşaat arasında. İsmail Akkuş. Akkuş Ticaret. Şuan gelsin. Akkuş. Akkuş Ticaret. Normalde 5 tane. Ya bunu 5 sefer biri düşecek mi kaldırsak, 5 evet. Sefer oldu. Tam bu kadar yok. Bunu yazmadılar. Evet, onu yazmıyor. Beyazın değil mi? Bu asıl, bu da yedek. Bu yedek, mavi ve beyaz. Yedek, yedekte en alttaki Muhammed Ercan yok. Bunu yedek. Bu da 4. Bu hangisi? Bu asıllar, tamam, bu asıl, tamam. Onu çıkıp doğru. Şimdi bunu makasla çekeceğiz. Hemen makasla kıvırıp mı? Kıvırıp bir kavanoza, bir kavanoza koyacağız. Ondan sonra sıralamamızı hızlı yapacağız. Onu makas istedim ben de. Yani var mı? Tam makas. Bunu böyle incitmeden çıkacağız. Onu şu anda bekleyin. Aynı boyut müsterler. Makasa getiriyorum. Dur sen tek çekeceğiz isimleri. İsimleri tek çekeceğiz. Tek çekeceğiz. Hayır, tek keseceğiz. Tek çekeceğiz. Tamam, keseceğiz. Bir mi? Arkadaşlar size makas bir tane. Bir tane dedim maalesef. Tamam, kesesini hemen ben keseceğim. Tabii bunu beklemiyorduk. Böyle işi çıkınca mecburen işi uzadı. Şimdiye kadar götürünü bitirmiştik. Ne yapalım? Kanun ne diyorsa onu yapmak zorundayız. Beklemek zorundayız. Tamam. Ne oldu? Şimdi 5 oldu değil mi? 5. Tamam, bunları hemen. Bunlar şimdi elinizde dursun. Siz kesin onları ayrı. Siz kesin. Ver. Yok yok, onu ver. Burayı bitirelim. Asılları bitirmeye şey başladık mı? Kuraya başladıktan sonra siz de onu keketeceksiniz. Yani hiçbir şey olmaz. Gönüldükten sonra burada zaten tamam, işinler var. Hangisi çıktıysa onu. İşte mesele o. Buradan kimin çıkması. Ha, öyle mi? Onları sorun. Onu açalım. Tamam. 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 Çekilin. Ne?
ilçe ilçe böyle hemen kıvırın. Böyle bir dakika, bir dakika. Şunları da kaldır. Şunları nereye koyacağını Mehmet sen bir bak. Nereye koyacağını bir bak. Oraya. Bunları bir şey yapmanıza gerek var mı? Kesiyorum. Böyle kıvır onları. 2-3 de fazla şey yapmaya gerek yok. Belli zaten hepsi aynı. Ben artık hangisini çektiysek hızlı hızlı. Bir durum böyle yapıyoruz. Hani, dur bir dakika. Şunu da bu şekilde koy böyle bir yöne bir yöne bir yöne. İki tane geçeriz yan sonlar. Şu camı kapatın, rüzgar yapıyor. Evet. Şimdi onu da arka tarafı şey yapın, şurada fırına çekeceğiz. Kalın diyor öyle, bunun içinde değil de böyle bir tavan bulsa, karıştırsa. Ha bak sen bak. Kaç tane? 9 tane şey var burada. Şuna var. 5-4 tane koyduk. Bunlar böyle bak. Şimdi 9 tane burada asıl üyeler var. Yani her iki listeden birini çıkardık bu beyaz listeden. O 11 oy aldığı için. Öbürü 12'şer oy aldılar. Bunlar mavi de 12 oy aldı. Bunlar şimdi asılları kendi arasında hangisini çektiysek birden başlayıp 5'e kadar sıralayacağız. Geri kalan seçmemiş olacak. Ondan sonra yedekleri yapacağız. Yani. Adaylar 4 kişi zaten. Bir kişi çıktı, 3 aday kaldı. 3 adayı kura çektikten sonra yedekler kendi arasında çekilmesi gerekiyor. Daha gerekmez. Bir daha söyleyin lütfen. Şimdi 4 aday var. Asil. 4 aday. 4 asıl değil. 5 al. 5. 5 asil, 5 yedek. 5 asil, 5 yedek. 12 oy olarak. Biz şu anda burada 5 tane isim çekeceğiz asıl. Bunu ayıracağız. Sonra yedekleri koyup 5 tane de yedek seçeceğiz. Yedekler kendi arasında. Asıllar kendi arasında. Tamam. Yani bir tanesinde. Onu koyma. Tane o oy eksik aldığı içindir. Biz öbür tarafta 12 oy alan isimler seçilecek. Beşi. Bunlar şimdi tabii. Neyse biz kanunu gereğini yapalım da sonra. Burada 9 tane isim var. Biz bunları koyacağız. Kanun gereği sandık kurulu başkanı seçecek bunu. Çalkaladık, isimleri koyduk. Kamera bakıyor mu? Bakıyoruz. Mustafa, tamam. Her şey acil. Evet. Koyduk buraya. Bunların içerisinde tekrar böyle karıştırıp bildiğimiz, tanıdığımız yok. Çekiyoruz. Bir şey alın. Örnek oy pusulamızı getirin. Birinci asıl. Üzerine yazalım. Yazılı olmayan getir bir tane. İki tane bir ondan bir. Ya örnek yok mu bizim iki tane oy pusulası? Örnekleri getirsene oradan güzel. Onları karıştırma. Koy oraya. Ver şimdi dördüncü meslek. Kaç meslek grubu bu? Üçüncü meslek grubumu ver bakın bir beya, bir şeyini bir. Geç kalk. Tamam bekle. Müdürüm sen al şunu. Üçüncü de. Meslek grubunun bol oldu. Oradan mı? Evet. Üçüncü meslek grubu beyaz da var mı? Şu beyaz. Sayın başkan. Şu da beyaz. Tamam. Kalem verin bana. Şimdi karıştırıyoruz. Evet uzattık hadi böyle. Ha, çekiyoruz. Bismillah. Şimdi müdürüm bu 5 kişinin içinde aslında yedek olanlar var ya. İlk 5'in içinde yedekler de var. Yedek yok. Yedek bunların içerisinde yok. Her iki listenin asılları da topladık buraya. Karşılıklı çekiyoruz. Birden beşe kadar asılları belirleyeceğiz. Bir sizin listenizden olabilir, bir beyaz listeden olabilir, bir mavi listeden olabilir. O beşi karışık olarak seçeceğiz. Eşit oy aldıkları için. İlk beşin içerisinde asil listeye geçiyor. Şurada asil yedek yazmadık mı? Şu ilk beşin içerisine.
Şurada başlık. Kasım Bey, onlar meclise gideceklerdi. Biz şu anda komitenin asıl ve yedeklerini seçiyoruz. Onlar meclisin komite olduğunu söyleseniz biz aslında zorla. Tamam. Şimdi komiteye, beyefendi bak, komiteye seçilen kişi zaten tamam, karşısında o direktmen giriyor yani. Tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Neyse, çekiyoruz. Bismillah. Aha, bunu çekelim önce. Evet, ben hemen şöyle gözümü takayım. Mehmet Ali Çakmak. Çakmak mermer. Burada boy bol müdürüm hemen şimdi. Hangi listede bu? Bu hangi listede? Hanginizin listesinde bu Mehmet Ali Çakmak? Bilmiyorum. Bak bakayım oraya. Mehmet Ali Çakmak mavi üçüncü şeyde. Evet. Nerede? Mavide. Mavi şuraya işaret koy. Buraya yaz. Birinci asıl. Asil olmaz ki. Yedek olarak yazılmıyor. İnsan asil olarak seçilmez. Orada ne yazılmış? Asıl. Zaten asıl. Bir dakika yaz sen şimdi. Boş ver vatandaşı şu anda bunlar. Tek tek izah edemem ki ben. Tamam. Beyefendi bakınız. Diyorum ki sizin dediğiniz bak. Meclis yedeği diye diyorsunuz değil mi? Heh. Şu anda bu. Bekleyin siz. Yaz oraya yaz yaz. Yaz oraya birinci asıl. Bu şeyi. Birinci asıl. Birinci asıl şey. Nedir? Nedir bu? Komite. Birinci asıl komite. Üçüncü komite. Birinci asıl. Tamam. Al şunu şeye koy. Nedir? Birinci asıl. Yaz arkasına bunu. Bir kağıt yaz. Üçüncü komite birinci asıl. Yaz. Üçüncü komite birinci asıl. Evet. Yaz. Bunu burada bekle. Evet. Adem Demiröz. Demiröz müteahhitlik. Evet. Nerede o? Evet. Beyazda. İkinci asıl. Yaz burada asıl evet. Komite. Çamtepe İnşaat Malzemeleri Hırdavat Şiayı bilmem ne. Nerede o? Beyaz listede. Üçüncü asıl. Evet. Hangisi o? Üçüncü asıl. Çamtepe İnşaat Malzemeleri. Evet. Komite. Mavide de var. O Çamtepe. Mavide de var. Bak bakayım. Çok oldu şimdi. Çamtepe girmeyecek o zaman. Asıllarda mı yedeklerdi bu? Bu asıllarda mı? Bunun dışında var mı? Bunu demedin sabah ben kontrol karşılıklı kontrol edelim diye dedim ya. Bu üçüncü asıl grup. Şimdi buradan ne çıktı zaten? Üçüncü? Üçüncü asıl çıktı değil mi? Üçüncü asıl. Bu nerede? Şeydi beyazda nedir? Beyazda. Asıl. O da. Burada da yedek. Meclis yedek üyesi. Burada asıl üye. Orada. Burada da yedek. Değil mi? Bu her ikisinde aynı kişi. Bak bakayım. İsimleri oku bakayım. Çamtepe İnşaat Malzemeleri Hırdavat Ziraî Aletler Ticaret Evet. Sanayi. Şeye bak bakayım. Çamtepe İnşaat Malzemeleri Hırdavat Ziraî Aletler Ticaret Sanayi. Bu direktmen gider zaten. Bu ikisinin toplamının oy almış. Bunu zaten aslında şeye koymamak lazım. Başka bir mukayese et. Başka var mı bunun dışında? Yok. Bir daha bak. Yok. Bu her ikisinde de karşısında bu şey de bunu kaç oy aldılar? 12, 12, 24 oy aldı bu. Nerede? Şu mu? Evet. Şu. Firma her ikisinde kayıtlı olduğu için bu direktmen gidiyor. Kuraya da tabi değil zaten.
Bu direkt mi gidecek? Kuvvet halinde. Çünkü her ikisinin toplamı, ikisinde de doğru yazılmış. İkisinde de şey var. Bu vatandaş her ikisinde 12'şer oy almış. 24 oy alacak. Bu şeye girmeyeceği için biz devam edeceğiz. Bu şimdi bu birinci sırada zaten yer alacak. Evet. Bu şimdi kura biz bunu çıkaracağız. Yeniden bunları karıştırıp çekeceğiz. Bu bir numaralı şey zaten bu kuraya tabi olmayacak. Bunu tut. Başka var mı? Şimdi tekrar şey yapmayalım. Karşılaştır bakayım. Mustafa bak bakayım. Biz yeniden 2, 3, 4, 5'i belirleyeceğiz. O çünkü birinci sırada zaten olacak. Bu eşit oy aldı. Yüksek oy aldı o. Tamam başka yap. Bak başta sabahtan diyorum bunu müfessizlerim. Şunu bir nedir bu? Üçüncü komite. İkinci sıra. Ha, bundan bir tane yapsana. Şey bu neydi bu? Deminki madem demiriz var diye seçilen. Ha bunları seçilen. Tabii seçelim. Onları tekrar. İşte tekrar. Bir tane daha yapalım. Böyle yap. Bir dakika. Şöyle. Şimdi 2, 3, 4, 5 seçeceğiz bunlardan. O şeyi çıkardık. Evet. Ya bir tane oy pusulasını getirdim. Sizde oy pusulası var mı? Size verdik şey yaptınız mı? Birer tane bir örnek olarak kullanacağınız boş. Beyaz var mı? Beyaz mı? Boş. Üçüncü grubun varsa birer tane verir misiniz? Yok. Tamam buradan kullanalım. Tamam değil mi? Tamam. Evet çekiyorum. Şimdi biz birinci sırada çantada inşaat malzemeleri. Bak bir kağıda gene yaz sen oraya. Bir boş kağıda yaz. Ben evet, şimdi ben biraz sonra uğraşmayayım ya. Üçüncü meslek grubu müdürüm yazsana. Ver oradan bir kağıt. Hadi bir içine kağıt. Ver bir kağıda tamam. Müdürüm yaz oraya. Kura sonra. Birinci sıra. Aç. Birinci sıra o şeyi yaz buraya. Çamtepe inşaat de. Beyaz liste. 24 oraya. Sen de ondan sonra içeride git. Çamtepe. İşte. Tamam. Çamtepe. Uzatmaya gerek tamam. Karşısına şey üçüncü meslek grubu birinci sıra. Buraya birinci sıra karşısına. İşte şuraya karşısına birinci sıra söyler misin? Birinci sıra. Ha şöyle dediğimi 2 3 öyle git. Tamam. Şu 2. Özkul Halıcılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Nerededir o? Tamam. Bunu yazıyorsun. Özkul. Onu yazıyorsun. İkinci asıl. İkinci öbürü de asıl değil. İkinci sıra asıl. İkinci asıl değildir. Tamam. Bunun arkasına yaz. Yaz bunu. İkinci asıl. Çumak Petrol Demirci Çumak Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi evet. Demirci Şubesi. Üçüncü asıl değil mi? Evet. Yaz arkasına üçüncü asıl. Yazdım mı? Evet. Çamtepe İnşaat Malzemeleri Hırdavat Zirai bilmem. Ha, bu iki grupta da olduğu için. İki defa kurayla. Tamam bunu ayırıyoruz. Tekrar yeniden. Ya bak. Adam siz lider oldu. Yok ben onu çıkardıydım. Bu ikinci sefer de yazdı. Ben şaşırdım şimdi ya. O. Neyse tamam. Tamam. Pardon. Yani evet. Kaçı dördü çekiyoruz değil mi? Evet, dördüncü kurayı çekiyoruz. Mustafa Oktay, Oktaylar Ticaret. Dördüncü sırada asıl. Üçüncü grup üstüne. Çekeyim.
Sönmez Gökçe Yapı İnşaat Malzemeleri Ticaret. Beşinci yasa. Nerede o? Beşinci yasa. Beşinci yasa. Şu anda meslek komitelerini bir bakalım. Asılları, üçüncü meslek grubu asılı. Bunu da yaz. Arkadaşım yazar mısın? Yaz. Şu üçü seçilmemiş oldu. Evet, yedek Evet, şimdi yaptığımız kura sonucunda birinci asıl, yani ne diyeyim, grup, üçüncü grup, birinci asıl, değil mi? Üçüncü meslek grubu. Üçüncü meslek grubu, birinci asıl, Çamtepe İnşaat Malzemeleri. Tam uzun uzun siz şey yapın. İki, Özkan Özkul Halı. Üçüncü, Demirci Çumak. Petrol, nokta nokta. Dört, Mustafa Oktay. Beş, Sönmez Gökçe. Tamam. Yani bu asıl üyeler bunlar. Ben baktım sizin listelerde de zaten meclise iki asıl, iki yedek olarak gidiyor bunlar. Tamam. Hiç kimse anlamadı duyduğum kadarıyla. İki tane aday çıkacak buradan kazanan. İki kazanan aday. Meclis üyesi. Meclis üyesi. Evet. Onu öğrenebilir miyiz? Bir şey sorabilir miyim Sayın Başkan, müsaadeniz olursa. Şimdi iki grubun da ikişer tane asıl, ikişer tane yedek üyesi var. Meclis üyeleri. Meclis üyesi. Şimdi bunlardan bir tanesinin ismi silindi, geriye üç tane kaldı. Bizim anlayacağımız şu, siz bu üç kişi içerisinden bir kura yapar iseniz, çıkan iki kişi bizim meclis adayımız olacak. Meclis asıl üyemiz olacak. Sonrasında iki tane de yedek seçmenizi bekliyorduk. Üç size. Biz şu anda, bak. Bu sizin dediğiniz, ben şu anda komiteye çektim. Tamam. Komitenin asbabı. Müdürüm, peki bak, komiteyi seçtiğiniz zaman ilk beş komiteden iki kişi meclise mi girmiş oluyor? Yani, sizin dediğinize bak, göre şimdi, iki kişi kim oluyor? Abi sen yedeklerine bir yedeklerine bir çekelim. Asıl nasıl giriyor? Bakın buradaki meclis, benim bildiğim seçim şeyinde 5 tane kişi vardı. Ya o sadece bir oyuncusu olacak. Sayın Başkan, şöyle bir şey son kez söz almak istiyorum. Herkes hazırında onay verirse bizim anlayacağımız değil şu. Müsaade verseniz. Üçü de gibi. Dört tane asil iki taraf içinde. İki iki. İkişer tane yedekleri var. Bir tane elenen arkadaşımız var. Biz bu üç kişinin içerisinde... Hangisi elendi? Asillerden Mehmet Ünlü. Biz Mustafa Oktay, Behçet Bey ve diğer arkadaşımız Tural Bey arasında bir kura istiyoruz. Bunların iki tanesini asil üye, diğer yedekleri size bırakıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz... Bize bırakma değil. Yani biz kura çekeceğiz. Kura çekeceğiz. Doğru anlatıyorum abi. Evet. Kura çekeceğiz. Bak. Şimdi bakınız. Asıl... Biz... Bakınız. Beyefendi, biz önce şu meslek anda şey komitesi. Meslek komitelerini seçtik. Ama asıl üye, bakın, dediğiniz zaman bizim kafamız karışıyor. Asıl üye komitenin asıl üyeleri değil mi Mustafa? Komite demeyiniz. Hayır. Meclis üyesi asıl dedi. Yanında parantez içinde asil biz, üye, yedek bak, üye diye yazıyor. Evet. Meclis, asil üyesi siz yazıyorsunuz. Sizin verdiğiniz şeye göre yazısına göre. Buna göre biz şu anda, bakın biz şu anda... üçüncü meslek grubunun, evet, meslek komitesi asıl üyeleri. Tamam. Şimdi yedeklerine geçiyorum. Yedeklerini seçiyoruz şimdi. Biz önce kura yedeklerini de seçelim. Sonra şeye geçelim.
sonra meclise geçer, çeker. Tekrar kura mı çekecek? 5 tane asil komite. Kura çeker. Tabii. Yani asıl Mustafa Öktay ve Beyaz Liste'den Berçet Özkul ikisi asıl üye olarak belirlenmiş. Evet, zaten burada evet. Yani bunlar ikisi seçilmiyormuş şu anda. Bu 5 kişi seçildi. 5'in içinden 2 tanesi. Biri bizden arkadaş Mustafa Oktay. Diğeri de şimdi, Beyaz Liste'den Berçet Özkul. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bak arkadaş. Dilerim. Kanunen meslek grubuna seçilmeyen kişilerin meclise gitmesi imkansızdır. Anladınız mı? Yani burada meclise gidecekler de bunlar içerisinde olur. Çünkü kura çektik. Bizim istediğimize göre değil. Kura'da bu 5'i çıktı. Her iki karışık listeden bu 5'i çıktı. Meclise gidecekler de bunların arasında olacak. Efendim o zaman niye yedik diye yazdık biz kenarlarına bunların asil diye yazdık. Siz şeye seçildiniz. Sizin verdiğiniz listede yazdık. Evet biz niye yedik diye yazdık. Niye yedik diye yazdık bu 5 kişinin içerisinde. Ve 2 kişi asil. Burada çalıştı. Yani tüm grupları da kendileri çalıştı. Ya burada bir hata var. Asil meclis üyesi yazan ve yedek meclis üyesi yazan kişileri asil meclis üyesi olarak buraya soksaydınız. Evet, bunu talep ediyoruz siz. Yani asil meclis... Bizim asilimizi ve yedeğimizi kendi içimize seçmenizi istiyoruz. Şimdi bakınız. Üçüncü meclis üyelerini seçmelisiniz. Bak. Sonra 15 kişilik komiteyi ayrıca... Vallahi ben seçmedim. Tamam. Bak, bir dakika. Ama acele asil ve yedek, asilleri kendi içinde, yedekleri kendi içinde seçmek zorundasınız. Evet. İşte ama ben de bunu söylüyorum. Hepsini yazıyorsunuz. Evet. Tamam, dinleyelim. Tamam. Hepsini yazıyorsunuz ve hepsine asil diyorsunuz. Yani sağ tarafında asil yazanları ve yedek yazanları ayırmıyorsunuz. Beyefendi, bak önce birinin meclise gidebilmesi için komitede asıl üye olarak seçilme zorunluluğu var. Tamam, kabul. Seçilmediği takdirde meclise giremez. Tamam, Mustafa Öndü. Biz şimdi, bakınız, biz şimdi komitenin asıl üyelerini belirledik. Peki efendim, neyi yazdığını yazıyorsunuz? Bir dakika, neyi niye yazına yazdınız? Bakın sizin verdiğiniz listede, neyi benim verdiğim listede? Meclis asil üyesi, meclis yedek üyesi diye yazıyor. Kenan tamam da siz girmediniz şeye, bunu niye anlatamıyorum? Nasıl girmedi? Girdi iki arkadaşımız. Girmişti mi? Tamam, tamam. Siz asil meclis üyesi. Bu 5 kişi içerisinde. 3 tane de muhalefet. O zaman siz neyin davasını görüyorsunuz şu anda? Hocam, biz şeyi belirledik. Bir dakika. Biz şu anda 5 asıl. Bir dakika beyefendi. Böyle akşama kadar böyle bitireceğiz. Biz şu anda kanun diyor ki oyların eşit çıkması halinde oy pusulaları karıştırılır. Asıllar kendi arasında, yedekler kendi arasında sıralanır. Tamam, asiller mi? Evet. Biz meclis şu anda üyesi asil üyeleri kendi arasında karıştırılır. Üyeleri, efendim niye yani parantez içinde yazdırıyorsunuz? Allah'u ekber. Bir dakika, biz asıl üyeleri önce belirteceğiz. Bak, komiteye gidecek üyeleri belirlemeden siz meclise gidemezsiniz. Bunu kabullen, ben bunu söylemeye çalışıyorum. Siz önce komiteye seçilmişsiniz. Biz şu anda bakınız. Biz bu üç arkadaşımız komiteye girmeye hak kazandı. Ve asil olarak girmiyor. Tamam, şu anda komiteye... Bunlar meclis üyesi, asil üyesi sizin tabirinizle. Çünkü bu listeyi siz verdiniz. Bakın burada yazıyor. Meclis üyesi, asil üyesi yazıyor. Şimdi beyefendi bakın. Evet. Şimdi biz bunu ne dedik şimdi burada? Ama bu üç arkadaş asil olarak meclis üyesi kendi aralarında kuraya girerler. İkisi seçilir. Üç tanesi de yedek olarak sizin dediğiniz 9 kişi arasından seçilir. Ben sizin dediğinizi şu anda anlamadım. Ben kendi kanuna göre bildiğimi diyorum. Komiteye seçildikten sonra meclis üyesi, eğer meclis üyesi seçilmişseniz, bir dakika siz meclis, beyefendi siz meclis üyeliğine seçildiniz mi, seçilmediniz mi burada, onu söyleyeyim. Seçildiler arkadaşlarımız, evet. Siz? Ben de diğer siz grup. O zaman neyi tartışıyorsunuz? Ben de diğer grup diyor. Tamam, biz neyi tartışıyoruz? Siz seçildiniz mi buraya bu asıllara şu anda? Evet. Seçilmeseydi peki kurada seçilmeseniz gidemezsiniz. Nasıl giremez?
Asil üye diye yazıyor. Beyefendi, bakın. Meclis üyesi yazıyor. Bak, beyefendi, komiteye, bakın, komiteye seçilmediğiniz zaman meclis komitesi meclise gidemezsiniz. Efendim anlıyorum, ben orada bir sıkıntı yok. Yani. Buradan niye ama kenarında yazılan meclis üye, bakın biz ayırmışsınız. Komitenin altında ayırmışsınız bunları. Bunları koy şey. Bu meclis ne? 1, 2, 3, 4 yaz. Bu Kur'an çekilen 5 kişi içerisinde. Bir şey koyun, zarfa koyun. Burası birinci mesele yazarı, burası değil, burası bakar. Tamam. Evet, öbürlerini getirdim, yedekleri getirdim. Toparlamak için bir şey soracağım, ben de arkadaşlara anlatayım. Şimdi arkadaşların dediği olay şu, telaffuz hatası var. Biz bir tane aday olarak görüyoruz, asil meclis üyesi diye. Bu yedekleri eğer ki bizim başımıza bir şey gelirse, yerine geçecek aday olarak. Bunlar bizim gözümüzde aday değil. Bunların yedeği olarak görüyoruz. Herkesin anladığı bu. Şimdi burada iki tane aday var mavi listede. Beyaz listede yine iki tane aday var. Beyaz listedeki asil üyenin üstü silindi. Beyaz listeden bir asil kaldı. Gerçek üye. Aday. Mavi listede üç aday kaldı. Bunu şimdi şeye koymadık ya. Beyazı anladım. Koymadık. Bak ben size anlatayım. Siz beni anlamaya çalışın lütfen. Ben de arkadaşlara anlatayım. Şimdi 5 kişiyi aldık. Bizim arkadaşlar merak ettiği şu. Çamtepe komite üyesi. Özkul komite üyesi adayı. Demirci Çomak komite üyesi diyelim. Burada Özkul Halıcılık asil üye. Evet, ben de onu Mustafa Oktay istiyorum. Asil üye. Tamam. Biz o zaman şu sonucu mu çıkaracak? Evet. Mustafa Oktay ve Özkul gruptan çıkıyor. Bunlar da komitenin yedekleri mi oluyor? Yani sizden anladığımız bu. Sayın müdürüm. Çünkü asil bakın, yazmışız zaten. Bir dakika bakın. Şimdi burada diyelim ki Oktaylar Ticaret 12 oy aldı. Evet. Tural Akmeş'e 12 oy aldı. Özkul Halıcılık 12 oy aldı. Kabul. Öteki arkadaş 11 oy aldı. 2 tanesi çizilmiş. Tamam. O çıktı. Asil listeler 3 tanesi, 2 tanesini seçeceksiniz. 3'te 2. Asillerin içerisinde. Bu arkadaşların önemi yok ki. Evet. Bu arkadaşlar asil değil. Bunlar bizim yediğimiz. Yani bizim üçümüzün arasında iki kişiyi seçeceksiniz. Evet. Yani asil asiller, yedekler yazıyor zaten. Ticaret odasının istediği yedek üyeler. Şöyle yani bu iki tane asil var. Şimdi bakın şöyle bir şey. Ben bunu yazmışım. Ben bu arkadaşı yazmışım. Bunlar da yazmış. Bu evet. 24 kişinin arasında kuraya giriyor. Benim bir şansım var, bakın çıktı diyorsunuz. Mustafa'nın bir şansı var, çıktı. Bu adamın 2'de 2 zaten girmiş bu. Yani bu girerse, yani Metin abinin dediği de doğru, Çamtepe. Sayın Başkan, bir saniye. Seçimde Sayın Başkanım, isteği bile yok. Bizim takıldığımız nokta şu. Biz asil üyelerin içerisinden kura, yedek üyelerin içerisinden kura istiyoruz. Meslek komitesinde size bırakıyoruz. Gene kuraya tabi. Ama siz bizim yedeklerimizi asil yapıyorsunuz. Sıkıntımız şu efendim. Bakın. Bak bir dakika. Asil yapma. Bir dakika. Tamam. Tamam. Ben de şöyle bir yardım anlatayım. Efendim şöyle. Biz şimdi bu komiteyi seçtik de abi. Komitenin asıllarını seçtik. Tamam. Kimse yedeklerini seçeceğiz. Sonra tamam buraya gelip bunları yapacağız. Biz ne anlıyoruz? Bir dakika. Mustafa. Şimdi biz meclis asil üyelerimizi iki grupta seçtik. Bunlar kapı kapı dolaştı. Asil üyemiziz. Yedekler buradan öylesine yazıldı. Muhatap olan kişiler bunlar. Çünkü mecliste beni temsil edebilecek kişi diye bunları belirledik. Eğer siz bu kurada 9 kişiyi koyduğunuz kurada bu 4 kişi, bir tanesi zaten silindi. Üçü de bu listeye girmeseydi ne olacak efendim? Hoş geldin. Olur mu efendim ya? Bu arkadaşlar niye çalıştı? Ben ilgilendim. Buraya girmedim. O zaman yanına, yanına niye asil bunu yazdırdınız? O zaman ben şeyi niye gireceğim? Bakın ben komiteyle şeyi karıştırıyorsunuz. Komite bu tamam doğru. 5 kişi belirleyeceğiz. Ama burada bakın alt başlık. Asil ve yedefi. Tamam ben asil bir şey demedim ki. Bir tanesini ben beğenmedim sildim. Girmedim. Bak beyefendi önce diyorum ki bak asılı bitireceğiz. Onu da yedekleri çekeceğiz. Ama asillerin içine yanlış koyuyorsunuz. Önce bu 3 kişi arasından Mustafa'nın silindiği için yani silinmesiyle işte 4 kişi olacaktı. Ya tamam bu. Üçünden asilleri seçeceksiniz. Kardeşim bak. Şunları. Bak bunları seç. Şu anda bu Kur'an'ı seçmediniz. Yanlış kişileri seçtiniz. Niye? Yani burada ben yedek yazdım. Kişiyi siz asil olarak atıyorsunuz burada. Böyle bir şey yok ki. Sayın Bey, bir şey söyleyebilirim. Ben bu iki dönem önceki seçim aynı pozisyona düştük. Biz üç arkadaş altışa boy aldık.
o asil olarak 3 tanesi üçümüzün arasında kura çekti. Evet. İkisi meclise gitti, biri kaldı. Tabii ki bak bunları seçeceğiz. Bu kurayı seçeceğiz. Bu şu anda hayır, siz bu kurayı bunun içinden seçmeye kalkıyorsunuz. Şimdi yanlışı biliyor musunuz? Ben bunları peki, şey olarak asil olarak tamam, asili seçtiniz. Şimdi siz iki tane de meclis asil üyesini hangi kişiler şey arasında seçeceksiniz? Bir dakika. Şimdi şey mi diyorsunuz? Önce asıllarla beraber komiteyi seçelim. Üç kişi. Sonra yedekleri. Evet. Üç kişi efendim. Üç kişi. Bakın iki grupta eşit şekilde anlaşılır, bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle. Şimdi iki tane asıl seçeceğiz. Tamam. Tamam. O dört kişi. Şimdi dört kişi var ya. İkisi seçilecek. Bir tanesini silin. Üç kişi kaldı. Efendim. Üç kişi arasından seçeceğiz. Üç kişi var burada bakın. Kim bu? Bir tane de şunu beyaz liste getirir misin? Beyaz liste var mı üçüncü grubu? Ve şey, bizim grupta şey. Sönmez mi? Demir hiç umut mu? Bak hayır. Niye sahabede kim var? 19. maddede asil ve yedek adayların sıralaması ayrı ayrı belirlenir diyor. Evet, asıllar ben de onu diyorum. Asıllar kendi arasında seçiliyor. Ama işte o asıl komitede asil ve yedek diye yazıyorlar ya. Ben de onu çekeceğim. Fırsat demedim. Ama aslında yedekler ayrı ayrı. Ne bana yarayacak? Demokratik seçim yapınca Batı görevini yapıyor. Bu kamera olmasa bu iş böyle olmaz. Hani kıpırdayım mı? Demokratik seçim böyle olur bak. Bana dua et. Sen yaz bir kağıda o üç ismi. Tamam, biz bunları belirtiyoruz bak. Abiler bakın şimdi. Bakın şimdi bunları biz belirtiyoruz. Abi buna oy veriyor. 3 numaralı listede kurduk. Bakın şu turalık bir şey. Bu asil. Tamam abi, burada ne çıkmış? O zaman asiliye de yazılmayacaksa kanunen sana bir liste vermiş. Müdür Bey var. Böyle şu. Bak. Müdür Bey siz istemediğiniz ne olur? Neden? Çünkü biz bu 5 kişiye oy veriyoruz. Bunları biz sadece tercih ediyoruz. Biz evet, bunları tercih ediyoruz. Bu arkadaşlar fakat kanun, çıkıyor, kanun, kapı kapı dolaşıyor. Kanun bunu tercih etmiyor. Bak, kanun diyor ki bu 5 kişi önemli diyor. Ay öyle demeyiz. Vurmayacağım sen bu 5 kişiye oy veriyorsun. Ya sen liste dolaşıyorsun. Yani. Niye bana toplayın? Şey arasında, asıllar arasından 3 kişi. 3 kişilik öz kullalı. Evet. Mustafa Oktay, Troll Akmış arasında 3 tane. 2'yi belirleyeceğiz. Sonra 9 kişi. Ver makası kalan. 9'dan 3 çıktı. Geri kalan 6 kişi arasından da bunların haricindeki 6 kişi arasından da yedeklerini ve bunlar şeye seçilmiş komite. Zaten. Bunlar aslında seçilmiş efendim. Bunlar komite aslında seçmiş. Tamam bu kurayı seçeceğiz ayrı onu söyleyeyim. Ayrı da bu zaman komiteye 2 kişi daha girmiş olacak. Komiteye. Meşil burası. Buradan asıl meclis üyesi seçiyoruz. Mesela Tural Akbeş yok burada. Tural Akbeş. Aynı kişi girecek burada. Burada 7 olmaz. Burası 5'tir. Efendim Tural Akmeş'e burada yok. Ama niye bu hakka bu sahip. Hangi Tural Akmeş'e bu 5'in içinde yok. Tamam, seçmedik onu. O şeye girmedi biz. Girecek efendim mi? Girmesi lazım. Bu arkadaş Allah'ın meclis asil üyesi diye kapı kapı dolaştı bu arkadaş. Siz önce bu üçü seçeceksiniz. Ondan iki tanesini. Sonraki seçmem ben yedekleri seçeceğim. Efendim, bunlar belirli zaten. Belirli kişi, değil efendim burada. Yanlış yapıyorsunuz. Burada yanlış belirli yapmıyorum yanlış ben. Yapıyorsunuz. Kanun çünkü burada avukat kanun burada. Siz avukatsınız. Evet. Asil üye yazıyor asıl burada. Asıl üyeler arasından çektik belirledik bu beşi. Asıl üyelerin alt başlıkta yanılıyorsunuz. Bakın beyefendi daha niye alt başlıkta niye yazdırdınız? Şey yapılıyor ya yani bu orada. Meclis üyesidir. Kanunu açın bakın orada diyor ki komiteye seçilmeyen meclise giremez. Tabii öyle. Tamam mı? Bu meclise komiteye biz kura çektik girmedi. Bunu bu arkadaş 9 kişi arasından bizim arkadaşımız tamam, da bu hakka sahip. Asil üye olarak. Tamam siz kura çektik üyelerin, girmedi bak kura çektik siz girmedi. Siz de asil üyelerin peki, arasında önce çekeceksiniz sonra yedeklerini. Bu 3 kişiyi öyle belirleyeceksiniz. O zaman burada Mustafa Oktay ve Özgür alırsınız. Metin Bey. Yok. Orada da sırtlıkla yok. Şöyle bir şey yok. Bir dakika. Şimdi bunlar kimin? Efendim şimdi de şöyle bir şey var. Şunu bir alalım. Birinci meslek tamam. Bunlar yedek mi? Söyle evet. Oğlum bunu kaybetmeyelim. Bu adam müdürüm. Onlar burada. Müdürüm. Müdürüm. Kepeni yazdı. Müdürüm. Bunu yeni yazdı müdür bey. Burada da
Serkan Müdür mü yazdılar bunlar yeni? Müdürüm. Şimdi bu 5 kişi arasından nasıl seçeceğiz bu gençliği? Yedek kura mı çekeceğiz? Meclise gidecek asil üyeler. Yedekler boyunca onu anlatamıyor. Yedek, İki tane asil üye çekeceğiz. Sonra bu 3 kişiyi de arkasına, 3 kişiyi de yedek olarak diğerlerinden seçeceğiz. Bu böyle. Niye diyeceksiniz? Yok, geriye kalanlar zaten şey olacak ki. Burada o zaman 7'ye çıkıyor üye sayısı. 5'ten 7'ye çıkıyor. Buradan bir kişi daha giriyor. 6'ya çıkar en fazla bu arkadaşla girerse. Ya burada 6 olmaz, 7 olmaz. Meslek komitesi 5 olarak girecek. Tamam, bunları seçerseniz mi olur? Arkadaşım bu herhalde seçtim diyorsunuz diye olur diyorum ben de. Kanunen meslek komitesi 5 tamam. Kişi asıl 5 tamam. Yedek olur. Bunun dışında biliyorsanız nasıl 6 olacak? O zaman yedek buraya niye düştü? 6 niye olacak? Siz bu 5'i kabul ediyorsunuz. Ya bununla beraber gidecek. 3 kişi gidecek oraya. Tamam anladım ya. Şu arkadaş bu 5 kişinin arasına girmedi. Siz diyorsunuz ki bu 3'ün arasında meclisi belirlemek için kura çekelim diyorsunuz. Bu sefer bu seçilirse burası 6 oluyor. Demek istedim bu. Bir dakika. Şimdi siz bu 5 tane seçilen asil meclisiye sahip hiç çalışmamış. Hiç olmuyor. Bura şimdi ben nasıl bura çektiyse istiyorum. Ben buradan biraz edeceğim. Bilginiz olsun. Çünkü evet, başkan adaylarından Nurettin Kerem itiraz edeceğini. Bunları biz istiyoruz. Peki, burada ne yazıyor? Asıl üyelerin 9 arasında, 2 arasında alt başı. Burada Çamlı Bey'de çıktı. Asıl üyeler arasında 9 kişiyi belirledik. Diğerleri yok. Alt başında bunu yazdığın sürece belirleyemezsin. Şöyle, bizim burada bir tanesini istemedi, bizim bu şansımız daha yüksek. Bizim iki adayımızın buraya girme şansı daha yüksek. Biz buraya eğer asillerimiz girerse, asiller kendi arasında seçilmek zorunda. Kendi arasından yedekler kendi arasından. Tamam, asil komite diyorum. Komite seçimini yaptıktan sonra komiteye girmeyelim. Alt başta bunu yazdırmayacaktır ya zaman ya. Arkadaşlar kapı dolaştı. Bakınız beyefendi, kanunu zorunlu kurale yazılması. Git kanuna söyle. Tamam, kanuna göreyse bu da benim asil üyem. Asil üyeler kendi arasında seçilir. Ya siz yedekler kendi arasında seçilir. Komiteye seçilmeyen birisi bunu niye anlatamadım? Bak canım abi, burada mesele şu. Bak ne diyoruz burada? Meslek grubu asıl üye. Sen burada tercihte bulunuyorsun. Bunu da nasıl yedek? Senin tercihinde yazdım. Ama sen seçin gel. Burada kanunun böyle yazılmaz zorunluluğu var diyor. Ben ondan size yazdırdı diye değil. Ben kanuna size verdim. Siz aslında örnek aldınız. Yedek niye belirliyorsunuz? Asillerin yanına mecliste herhangi bir bölüm istifa olursa bu arkadaşın arkasında yedek gelirse oraya. Komiteye seçilmeden sayın müdürüm bir şey izah edebilir miyim? Hiçbir şey artık ha, buyurun hemen söyleyin ben işimi bitireceğim. Tamam, kiminle şey var. Şimdi biz yedekleri niye yazıyoruz? Ben bilmiyorum. Yedekleri yazma sebebi var. Hayır abi. İşte size katılırsa Metin abi bir saniye. Biz yedekleri niye yazıyoruz?
işletme kapanırsa veyahut da vefat durumu olursa bu işim yani komite değil mi? Bugüne kadar bu iş böyle oldu. Daha önceki seçimlerde bizim bir doğru mu ben hiç çekmedim daha önceki doğru. Seçimlerde her bizim bir ismi vardı. Çünkü o zaman kim oy almış? 2-3-4 yedek asil bu ben zaten yapmışım seçimi. Bıraksalar ben yedeğimi seçip gideceğim arkadaşım ya. Tamam. Şimdi yedeğimi sen bak Nurettin abi Metin abi bir sakinleşelim abi. Şöyle bir sakinleşelim. Buyurun. Arkadaşlar Ahmet Bey oturalım lütfen beyler. Oturalım biz. Biz oturalım. Üçüncü meslek grubu yedek üyelerini seçiyoruz. Her iki meslek grubu eşit oy aldığı için orada şey vardı değil mi? Dilini koymadık. Getir bakalım üçüncü meslek grubu. Koymadık. Üçüncü meslek grubu örnek. Üçüncü meslek grubundan. Üçüncü meslek grubu. Beyaz bir tane çizili vardı. Başka öbürü 4 tane yedek. Maviden de 5 tane yedek. Yedekler arasında bu sefer kura çekiyoruz. Bunu koy buraya. Arkadaşlar. Evet 2 dakika bakın. Evet çek. Bismillah. Alıyorum. Mustafa yaz. Yaz buraya. Şeydi 3. meslek grubu. 3. meslek grubu yedek üyeleridir. Coşkun Gökdemir. Birinci sıra yedek. Yaz buraya birinci grubun. Birinci sıra yedek. Coşkun Gökdemir. Coşkun Gökdemir. Birinci sıra yedek. Yazdık mı? Kader Temel. Teknoson Enerji. İkinci yedek. Yazdık mı? Sönmez Gökçe, Yapı İnşaat Malzemeler Ticaret. Sönmez Gökçe. Niye koydum buraya? Bu yedekte zaten. Öbür yedekte. Öbür. Bu zaman buraya öbür listede de mi şey var? O zaman bir dakika. Hangi liste? Bak bakayım. Beyaz tasdik. Beyazdan beyazda var mı? Yok beyazda yok. Aslında çıkıyor. Sönmez Gökçe. Sönmez Gökçe o zaman ki onu geç. Orada da var. Onu bir bak onu bire koy. Onu birinci sıraya koy. Ha o bir de onu bir Sönmez Gökçe bir. Çünkü her iki listede de var o sayısal olarak fazla. Sönmez Gökçe bir. Tamam. Öbürü iki. Coşkun Gökçe Gökdemir iki. Kader Temel 3. Koy buraya. Ver buraya. Bura mıydı? Al bunu. İsmail Akkoş. Akkoş Ticaret. 4. Onu da koy. Şey bu ya, bu boş kağıt koymuşum.
boş değil ya. Burada mavi bir göster. Liste. Mavi liste diye yazmış arkadaş. Onu da kıvırmış. Yani bunu da söyleyelim lütfen. Şöyle Nurullah Şen. Kaç oldu? 5. Tamam. Bunlar da seçilmemiş oldu. 7'ye seçildi 5'te. Evet, 5'te seçildi. 7'ye seçilen 3. meslek grubu, 7'ye seçilen 1 Coşkun Gökdemir, her iki listede kayıtlı olduğu için Sönmez Gökçe, özür dilerim. Sönmez Gökçe her iki listede kayıtlı olduğu için 1. yedek, 2. yedek Coşkun Gökdemir, 3. yedek Kader Temel, 4. yedek İsmail Akkoş, 5. yedek Nurullah Şen. Bu şekilde şey, onu zıbbala koy bir zarfın içine. Yazdığına yedek, yedek de arkasına yazdın mı? Arkasına yazdın. Tamam. Bunları kaldırıyorum. Bunları kazanan. Abi, şu iki kazanan söyleyebilir misiniz bize? Evet. Üçüncü grubun iki tane asil üyesini öğrenmek istiyoruz. İki tane meclis üyesi. Meclis grubu. Meclise girecek iki kişi. Şey, baksana liste Özkul Halı meclis 1. asıl. Özkul Halı. Ondan sonra Mustafa Oktay nerede? Tamam işte bak. Mustafa 5. gruba geçiyor. Tamam Mustafa Oktay. Tamam ilk önce konu. Meclis asıl üyesi Mustafa Oktay. İlk 5'e geldiğimiz için şimdi olan gereklerini sormuşuz. Şamtepe 3. yedek, 4. yedek de bakalım arkadaşlar. Şamtepe. Birinci yedek. Evet söylüyorum. Çektiğimiz kura sonucu beyaz listede 3. meslek grubunun komite üyeleri Çamtepe İnşaat Malzemeleri, Özkol Halı, Demirci Çumak Petrol, Mustafa Oktay ve Sönmez Gökçe, bunlar meslek grubu üyeleri. Meclise gidecekler bunların arasında asıllar arasında meclise gidecek. Özkul Halı 1. meclis asıl, ondan sonra Mustafa Oktay meclis 2. asıl, 1. yedek Demirci Çamtepe İnşaat 1. yedek, ondan sonra Demirci Çumak 2. yedek. Bunlar da meclise gidecek. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir sakin olun. Bunları lütfen. Onu şöyle al. Bunu oraya koy.
Sayısı, oy kullanan seçme sayısı 20, sandıktan çıkan zar sayısı 20. Meslek grubu imza sayısı 36, sandıktan çıkan zar sayısı 36. 6. meslek grubu. 7. meslek grubu imza sayısı 26, sandıktan çıkan zar sayısı 26. Evet, 8. meslek grubu imza sayısı 31, sandıktan çıkan zar sayısı 31. Evet, kıymetli müdürüm, şeyden başlayalım, 5'ten başlayalım, gene bir önceki yaptığımız, sandığımız bu. Sen aynı şekilde aynı işlemleri devam ediyoruz. Evet. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. Beyaz.
Beyaz. Beyaz. Mavi. Beyaz. Beyaz. Bunda bir çizgi olmalı. Tamam. Bunu yan şeye koyalım. Sonra onu bir şey yapalım. Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Bir tanesi şu. Bu geçerli. Evet. Bir tane isim çizilidir. Evet. Ona herhangi bir şey yazılmamış. Evet. Şunlar burada durmuşlar. Beşinci meslek grubu. Beşinci meslek grubu. Beyaz. Beyaz kaç? Bizde mi? Beyaz. Sekiz. Sekiz. Mavi. Geçinde bir tane. Mesela de mavi. 12. Tamam. Bunu bir dakika. Şu beşinci meslek grubundan versene beyazı. Beşinci meslek grubundan ver. Hangi çizgi çizilir? İkinci sırada. Bu mu? Onu da devam edelim. Devam ediyoruz burada. Evet. Altıyı ver. Altıyı ver. Altıncı meslek grubu. Beyaz. 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 İkinci sırada çizim işareti. Hangisi var? Çizim işareti. Kaçıncı meslek grubu? Altıncı. Beyaz. Bunda da. Altıncı meslek grubu hangisi çizik? Bunda da. Bir dakika. Şu taşçı mı? Onu he, bunu bittikten sonra devam et. Devam et sonra bunlara ben şimdi yerleştireyim. Beyaz. 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 12 yesek. Beyaz. 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 Mavi. Mavi. Mavi.
Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Bunu da çizmiş. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Tamam, o şey de arkadaşlar, bir dakika bekle. Şimdi mavi kaç tane? Bir dakika, beyaz saydın mı? Beyazı say. Bir daha sayalım. Mavi göndermiş. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14, 15, 16, 17. Mavi 17. Beyazı say. Tek tek böyle saysan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. 3'te burada. 3 mü? Say onları da. Onları da sayın. Kaç? Orada 16, 17, 18, 19. Ha, şimdi burada bu 19. Bekle. Beyaz. Beyaz. 14. Şimdi burada şeyi bakalım, sonra bağlayalım. Bir dakika. Şimdi bir dakika, acele etme. Şimdi burada hangisi çizili? Şu üç. Evet, taşçı mobilya. Nerede taşçı mobilya? Bir dakika, 16. 6. meslek grubu. Taşçı mobilya değil mi? Taşçı mobilya. Bir çizilmiş. Başka? Taşçı mobilya gene. Tamam, çizilmiş. Başka? Bu taşçı mobilya dışında da çizilen var burada. Aynen mi? O uzun yol. Tamam. Bekle. Taşçı mobilya bir daha çizilmiş. Burada Üzeyir Akel diye biri yazılmış. Şimdi Üzeyir Akel, bak bakayım mavide var mı? Mavide müdürüm meclis var. Asil üyesinde. Var. Heh. Şimdi onun toplu birinci sırada, onun oyunu ilk karşısında. Bir dakika şimdi. Mavi. Bir dakika. Mavi. Burada kaç tane almış burada Üzeyir Akel? İki tane. Üzeyir Akel iki tane burada almış, kendisini yazmış. Orada kaç tane var? Şurada saydığımız mavi kaç dedi burada? 17. 2 daha? 19. 19 mu oluyor? 12, 17, 19. Evet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19. Hangisiydi o? İsmail? Diğer Acar. Evet, Diğer Acar. Kaçın meslek var? Diğer Acar. 19. Tamam. Tamam. Öbürleri burada şey ama burada değerlendiriyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Evet. Kaldırın onu. Bağlı. Bağlı onu. Muhammed'cim buyurun. Altına koy onları dahil. Yedinci meslek grubunda devam evet. ediyoruz. Evet, bağlısın. Sen Muhammed aynı şekilde bağlı. Son buradan çıkan iki kişi kim? Geçen o sayısı. Geçersiz yoktu değil mi? Yok. Geçeyim mi? Getirin. Devam ediyoruz. Yedi, mavi. Ne diyorsun sen? Işte? Yedi ne olur? Bir dakika. Devam ediyoruz. Bir dakika bunu halledelim. Söyle hemen hazır. Tamam, altın olursa ne istiyorsun? Şey yazdım. Mavi 17. Beyaz 17. Geçer. Geçerli. Geçersiz yok. Çoğu. Devam evet, 7. meslek grubuna devam ediyoruz. 7. meslek grubu. Mavi. Beyaz. Altıncı gruptaki asil meclisleri. Evet. Ahmet Fatih Bey'e tamam. Tamam. Nerede? Altıncı meslek. Altıncı meslek. Evet. Nerede? 17. Hangisi? Tamam. Ha bunu siyasetler için tabii 3 tabii ama hayır bu asıl bu iş şöyle 7'ye gelecek. Asıl Hüseyin Hakem. Hüseyin Hakem nerede? Hüseyin Hakem nerede? Asıl yolunda zaten. Tamam asıl üyesi. Evet. Burada da asıl üyesi. Burada da asıl üyesi. Evet. Asıl üyesi. Için. Bu da mesela asıl üyesi. Şey gitmiş olacak. Evet. Hüseyin Akel gitmiş olacak. Hüseyin Akel gitmiş olacak burada. Meclis asıl üyeliğine. Evet. Ahmet Fatih Dilşeker. Ondan sonra Hüseyin Bey her iki yerde iki ismini yazdığı için toplamı asıla aynı zamanda da meclis asıl üyesidir. İkinci sırada asıl üyesi. Ahmet Fatih de Dilşeker aynı asıl üye. İkisi ondan sonraki liste Taşçı Muhbiliya en sona geliyor. Ondan sonra tek söz cami donanımları meclis yedek üyesi Metin Gürses Gürsan iletişim meclis yedek üyesi Mustafa Demir gitmiyor. Devam edelim. Mustafa Demir gitmeyecek çünkü altta artık öbürü oraya geldiği için alttan en az oy alan orada kalıyor geri kalan beşi gidecek. Tamam mı bu? Tamam. Mavi. Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. 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 Evet.
Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. Beyaz. İki tane çıktı. O zarfı da alalım. Bir tane çıktıysa onu geçersin. O da zor ayaklarım. Beyaz. Mavi. 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 Demirci Değen OSGB Şenerler Eğitim Hizmetleri ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri. Sekizinci meslek grubu. Burada mavi liste yedinci meslek grubunda. 17, beyaz liste 8, bir tane de geçersiz. Toplam 26. Devam edelim. Sekizinci meslek grubu. Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. Çizgi var. Koy oraya. Geçerli. Bir vatandaş çizmiş. Mavi. Şöyle yapalım. Mavi. 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 Beyaz. Beyaz. Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. Mavi. Mavi.
Beyaz. 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 Mavi. 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 Beyaz. Mavi. 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 Beyaz. Mavi. Sakin olalım. Bir şey yapalım. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Hangi meslek grubu? Hayırlı olsun. Beyaz oydan yarışan 13, mavi oydan 18. Geçerli oy. Teşekkür ediyorum. Yani derler ki kazanacak. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet. Değerli Manisa Son Haber okurları, Demirci Ticaret Odası seçimlerinde Kasım Kabak sandıklardaki altı üstünlükle Demirci'de Ticaret Odası Başkanı oldu. Sizlere bu heyecanı yansıtmaya çalıştık. Manisa Son Haber farkıyla büyük bir merakla beklenen ve günlerdir kulis çalışmaları, sosyal medya paylaşımlarıyla Demirci'nin gündeminde olan Demirci Ticaret Odası seçimleri şu anda sonuçlandı. Yeni başkan Kasım Kabak oldu. Elif Turhan'ın sahibi, iş adamı Kasım Kabak. Kabak bu saatten sonra Demirci Ticaret Odası Başkanı olarak görev yapacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Demirci'yi izlemek nasip olsun. Hepinize iyi akşamlar.